Merhaba. Uzun soluklu yağışlı hava sistemi deyince yaklaşık kaç gün geliyor aklınıza? 3, 5, bir hafta, 3 gün, 5 gün, bir hafta. Bakın ayın 22-23'üne kadar, daha işte ayın 10'da 22-23'üne kadar olan dönemden bahsediyoruz. Yaklaşık 10-12 gün Anadolu'nun büyük kısmında yağış var. Aralıklarla Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege'de bu yağışlı alan içerisine girip çıkıyor ama Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Karadeniz'in büyük kısmı yağış oluyor. Bakın bu yağışların bir kısmı da aşırı şekilde. Şimdi aşırı şekilde olmasa da sadece sağanak yağış bile bu kadar gün üst üste gelince bazı merkezlerde su baskınları, sel kaçınılmaz oluyor. Hele Doğu Karadeniz için heyelan maalesef kaçınılmaz oluyor. Bir kere bugünlere çok çok dikkat. Şimdi bu yağışlara bir de yıldırımlar, şimşekler ekleniyor. Öncelikle bazı merkezleri sıralayalım. Şöyle çok hani genel bir açıklama oldu aslında. Anadolu'nun büyük kısmına, Marmara, Haziran'ın büyük kısmına yağış geliyor. Su baskınları, sel riski var diye. Bir kere Doğu Karadeniz yağış alıyor. Aşırı yağış alıyor. Su baskınları tehlikesi var. Aynı zamanda uzun soluklu toprağın suyu sürekli emiyor olması toprağın da akışına neden oluyor. Yani heyelan dediğimiz hadiseye yol açıyor ki maalesef Orta ve Doğu Karadeniz'in, bilhassa Doğu Karadeniz'in toprak yapısı buna çok elverişli. Böyle bir risk var önümüzdeki 4-5 gün, bir hafta için. İç Anadolu gök gürültülü sağanak yağışlar alıyor. Pazar şöyle bir güneş kafasını çıkartabilecek birçok merkezlerde. Anneler günü hatırına belki de o da. Ama onun dışında çok sıklıkla sağanak şeklinde, daha gri bir gökyüzü kendini gösterecek önümüzdeki 10 gün kadar, belki sonrasında da. Şu anda en azından görünen o. Akdeniz yıldırımlı, şimşekli, özellikle Orta ve Doğu Akdeniz. Güneydoğu'nun büyük kısmı, Doğu Anadolu'nun büyük kısmı gök gürültülü sağanak yağışlı. İç Anadolu'da, Ege'nin büyük kısmında, özellikle iç ve güney kesimleri başta olmak üzere ki son günlerde biliyorsunuz Ege'de ve Doğu Anadolu'da su baskınları ve sel vardı. Yine Doğu Anadolu başta olmak üzere su baskınları ve sel tehlikesi var. Bakın cumartesi Doğu Anadolu ve Güneydoğu aşırı yağışlı. Orta Karadeniz, yani Kastamonu, işte Amasya çevrelerinden güneye doğru bu alan ve güneye doğru Konya'ya kadar uzanan alanda gök gürültülü, yıldırımlı, şimşekli aşırı yağışlar var. Merkez gözünüzde canlandı mı? Orta Karadeniz'den İç Anadolu'ya doğru inin, bir de Doğu Anadolu ile beraber Güneydoğu'ya içine alın. Bu alan aşırı yağışlı. Akdeniz, Doğu Anadolu'nun büyük kısmı yıldırımlı, şimşekli sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'de uzun soluklu sağanak yağışlı. Yani bu alanların neredeyse tamamında bir tarafta yıldırımlar, şimşekler tehlike oluşuyor. Bir kesimde su baskınları tehlikesi var. Doğu Karadeniz'de de heyelan riski var önümüzdeki dönem için. Bu Marmara hiç etkilenmiyor mu yağıştan? Ara ara etkileniyor. İşte sabahın ilk saatlerinde, arada gece İstanbul çevreleri yağış alabiliyor. Marmara'nın güneyi aralıklarda Bursa, Balıkesir sıklıkla bu yağışlı alan içerisinde kalıyor. Ama onun dışında Marmara çok uzun süre yağış almıyor. Önümüzdeki hafta belki salı, çarşamba o yıldırımlı, şimşekli dediğimiz, gök gürültülü dediğimiz yağışlardan olabilir. Ama bu dönemin, bu önümüzdeki 10-12 günün büyük kısmını yağışsız, az kısmını yağışlı. İç Anadolu ise belki önümüzdeki 10-12 günün bir ya da iki günlüğü yağışsız geçiriyor. Bunun dışında yağışlar var. Genel tablo böyle. Sözü çok uzatmadan, Mayıs'ı ıslak, yağışlı geçiriyoruz ve önümüzdeki hafta sıcaklıklar bugünlerden biraz daha düşük olacak. Onu da hatırlatalım. Bültenlerimizi takip edin. Anneler gününde durumun nasıl olacağını aktaracağız ama söyledik zaten, başkentte yağış var. İstanbul, İzmir ise anneler gününü yağışsız geçiriyor. Tüm annelerin de anneler günü kutluyoruz. Ellerinden öpüyoruz.